Evet, Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler, saygılar. Evet, biraz önce de gördünüz, bir tane daha İspanyol çiftemiz geldi. Ama şimdi bunun bir dipçiğini acilen söküp şöyle, oho, hiçbir şey yapmadan dipçik dökülüyor zaten. Bunu yani sağlam bir dolgu yapacağız. Bakalım orijinalliğini bozmadan. Yani altı, üstü, her tarafı gitmiş. Şimdi bakalım, şunu bir toparlayalım. Ondan sonra da restorasyonda başlayalım. Hadi hep beraber başlayalım. Evet, şimdi boya hazırlamayı da göstereceğim size. Şöyle selikot kaplama boyamız. Şimdi bunun karışımını yapacağız. Tabancamızı koyacağız. Boyamaya başlayacağız. Evet, şunu biraz daha aşağı alalım. Net görün diye. Şimdi hassas terazimiz var. Boya karışımını yapıyoruz. Önce boyamızı koyuyoruz. Şöyle. Sonra sertleştiricimizi, karışımımızı yapıyoruz. Sonra bunu iyice karıştırıyoruz.
Evet, kıvama gelince tabancamızın içine döküyoruz. Ama önce tabancamızın içine bir bakalım. Pislik olmasın. Sonra da boyamaya başlıyoruz. Evet, tabancamızı doldurduk. Havalandırmamızı açalım. Ve boyamaya başlayalım. Hadi. Kundağımızın astarını atıyoruz. Böyle bir yakına getirelim. Yakından atalım. Net gözüksün. Önce bir kat astar atıyoruz. Sonra kurucusunu atacağız. En son bunu parlak istediler, vernik atacağız. Fatih. Evet, şimdi de ev kundağını yapıyoruz.
Aircon'dan da bir kat atacağız. Şu şekilde. Şimdi bu kurumaya geçecek. En son toplarken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tüfeğimizi topladık, bitirdik. Bir çifte İspanyol çiftemizi daha bitirdik. Şimdi bir önce ilk son halini bir görelim. Sonra burada daha detaylı bir şekilde içini dışını bir inceleyelim hadi. Evet, ilk ve son halini gördünüz. Şuradan da göstereyim. Aircon'un da dipçiğini komple yeniledik. Şurada biliyorsunuz bir kırık vardı. Bunu kullanmayacağı için böyle dipçik değişmedi. Baştan söyleyeyim. Ne derler ona? Yani burayı görsel olarak kapattık. Tabii orijinali gibi çok sağlıklı olmaz ama göze hitaben daha güzel duracak diye yaptık. Şimdi namlusunu boyadık. Aircon'dan dipçiğini, kayıştığını komple. Şimdi bir de namlusuna bir bakalım. Şöyle göstereyim. Tabii biraz ışık lazım buna ama ışık da anca burada bu şekilde bittiği kadar. Evet, bir misafirimizi daha bitirdik. Buradan zaten dededen yani babadan oğula, oğuldan babaya. Şimdi arkadaşımız da kendi oğlu için saklayacak bunu. O da kendi oğluna devredecekmiş. Büyüdüğü zaman inşallah bunu güzelce vitrinine ya da evin bir köşesine asacak. Şimdi bunu boyadık. Şimdi yorumlarda bazen şey gelecek şimdi. Ya orijinal hali daha iyiydi, yağlasaydınız, temizleseydiniz falan filan. Arkadaşlar, yani atıyorum araba düşünün, çarptınız, boyası kalktı. Şimdi orijinalliği bozulmasın diye boyatmayacak mısınız? Yani boyatmadığınız zaman ne olacak? Paslanacak. Paslandığı zaman da çürüyecek. Yani bunlar evliya diyelik tüfek. Siz bunun boyasını, bakımını yaptıracaksınız ki bir 100 sene daha bunu asabilirsiniz. Yani kullanmayın, dursun. Yani bu tür artık çifteler çok nadir bulunuyor. Paslanmaz çelik namlu bulmanız hele imkansız. Bir ara sarsılmazım vardı. Şu anda geçen de benim evime bir tane çifte geçti. Sarsılmazın paslanmaz çelik namlusu bile hala orijinali gibi duruyor. O kalitede tabii namlu yok. Yani tam İtalyanlarda da namlular iyi ama ne yazık ki paslanıyor. Tabi bakımla her şeyle alakalı. Evet, neyse. Abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.